Bazıları onu dahi olarak görüyor, bazıları ise deli. Bazıları için kahraman, bazıları için kötü adam. Bir aziz, şeytanın hizmetkarı. Rusya'nın kurtarıcısı, Rusya'nın yıkıcısı. Lenin hakkında daha neler neler söylenmedi ki? Bu yalanlar ölümünden 100 yıl sonra bile söylenmeye devam ediyor. Bu videoda biz de ondan bahsedeceğiz. Vladimir İliç Lenin'den. Ne dedin? Yine mi bu haini yücelteceksiniz yoksa? O zalim hakkında konuşacak ne var ki? Her şey zaten ortada. Ay o bir kızıl, kan emici bir diktatör o. Affedersiniz, kimsiniz? Şu Lenin denilen adamı her duyduğumuzda mutlaka onun hakkındaki görüşümüzü belirtmek zorundayız, tamam mı? O tirandan bahsedildiğinde asla ama asla sessiz kalmamalıyız. Kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Yevgeni Fedorovich. Ben bir aktivist ve yazarım. Devletimize karşı Anglo-Sakson komplolarını araştırıyorum. Biliyorsunuz ki son 400 yıldır Rus topraklarında olan bütün kötü olaylar Anglo-Saksonların entrikalarının bir sonucudur. Benim adımsa Nagihan Alçakova. Arkadaşımın karısının kuzeninin büyük dedesi Bolşevikler tarafından iki kez kurşuna dizildi. Yeri de kandı komünist rejime rağmen hayatta kaldı. Bu yüzden Lenin'den, Stalin'den ve totalitarizmden nefret ediyorum. Ben Maşa Instagramova, bir sosyal medya fenomeniyim. Moda, stil, finans ve trendler ilgimi çekiyor. Lenin şu anda tam da trend konumunda. Baştan son 5 yılda yaklaşık 20 kez ondan bahsetti. Ben de bu konuyu takip ediyorum. Açıkçası net bir fikrim yok. Kafamda her şey biraz karışık. Bazıları Lenin'den yana, bazıları da ona karşı. Bütün bunları nasıl anlayabiliriz? Anlamak demekle ne kastetmektesin? O gerçek bir deccal işte. Ya siz kimsiniz? Benim adım İvan Kurdoğlu. Ben Bolşevizm belasına karşı hayatım boyunca savaş verdim. Ben de Vasyasladan oğlu. Yemek yemeyi ve tank oyunları oynamayı seviyorum. Ama bazen siyasetle de ilgileniyorum. İnternetteki tartışmaları çok severim. Sovyetçileri ve komünistleri trollemeyi de çok severim. Tamam, anladım. Ne ekipmiş ama. Peki siz tam olarak ne istiyorsunuz? Burada size Lenin'i övdürtmeyeceğiz. Onun hakkında gerçekleri konuşacağız. Tamam, kalın o zaman. Böylesi daha ilginç olacak. Ama sözümü ikide bir kesmek yok. Şimdi Rus İmparatorluğu'nun son 6 yılında neler yaşandığına ayrıntılı olarak bakarak başlayalım. Muhteşem bir dönemdi. Kaybettiğimiz Rusya. Ah Rusya. Lanet olası Anglo-Saksonlar olmasaydı şimdi nerede olurduk? Lenin Rusya'da serfin kaldırılmasından sadece 9 yıl sonra doğdu. Kırım Savaşı'ndaki yenilgi, Rus İmparatorluğu'nun dönemin güçlü devletlerinden ciddi şekilde geri kaldığını ortaya koydu. 1861'deki köylülerin özgürleşmesi onların hayatını kolaylaştırmadı. Sadece bir kölelik biçimini başka bir kölelik biçimiyle değiştirdi. Eski serfler neredeyse yarım yüzyıl boyunca ağır vergi yükü altında yaşadı. En iyi topraklar yine toprak sahiplerinde kaldı. Açlık. Köylülerin çoğunluğu ve kullanılan tarımsal teknolojilerin geri kalmışlığı nedeniyle bazen onlarca eyalet aynı anda açlık çekiyordu. Rusya, Avrupa'da bulaşıcı hastalıkların en yaygın olduğu ülkeydi. Rus İmparatorluğu vatandaşlarının çoğunluğu sağlıksız koşullarda yaşıyordu. Hijyen alışkanlıkları çok yetersizdi. Dizanteri, tifüs ve kolera salgınları milyonlarca insanın hayatına mal oldu. Tıbbi yardıma erişimin zorluğu, halkın cehaleti ve doktorlara güvensizliğiyle birleşince durum her geçen gün daha da kötüleşiyordu. Nikolay Rubaki'nin 1912'de yayınlanan Rakamlarla Rusya kitabına göre
ülkedeki ortalama yaşam süresi 33 yılı geçmiyordu. Aynı dönemde Avrupa kıtasında ortalama 49 yıl yaşanıyordu. Rus İmparatorluğu aynı zamanda Avrupa'daki çocuk ölümleri rekorunu da elinde tutuyordu. Avrupa'daki çoğu emekçinin durumu zordu. Ancak Çarlık Rusya'sında yaşam süresinin Avrupa ortalamasından neredeyse yarı yarıya az olması halkın ağır durumu hakkında çok şey söylüyor. Bu gerçekleri ifade edenler sadece sosyalistler değildi. Zaman zaman milliyetçi yazarlar bile bunlardan bahsediyordu. Gazeteci Mikhail Menshikov 1914'te şöyle yazıyordu. Baylar, kendimizi kandırmayı ve gerçekleri inkar etmeyi bırakalım. Rus halkının yetersiz beslenme, giyim, yakıt ve temel kültürden yoksunluğu hiç umrunuzda değil mi? Dünyada başka hiçbir yerde görülmeyen sefalet, çocuk ölüm oranımız size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Bu oranla halkın büyük çoğunluğu insan ömrünün üçte birine bile ulaşamıyor. Yine de serfliğin kaldırılmasından sonra Rusya'nın ekonomik gelişimi hızlandı. Nihayet gerçeği söyledin. Lanet olası Bolşevikler böyle bir ülkeyi mahvetti. Evet, sanayi hızla gelişiyordu. Yüz binlerce köylü kişisel özgürlüklerini kazanarak şehirlere akın etti. Fabrikalarda, işletmelerde ve madenlerde çalışmak için. Ancak yeni sınıf olan Rus proletaryasının yaşadığı ve çalıştığı koşullar çok ağırdı. Ancak 1898'de ilk kez yasal olarak iş günü 11,5 saatle sınırlandırıldı. Patronlar işçileri sürekli aldatıyor, işçiler genellikle dar odalarda, kışlalarda ve yatakhanelerde yaşamak zorunda kalıyor. Yaşam koşulları toplama kamplarını andırıyordu. Çocuk işçiliği yaygın olarak kullanılıyor. Yoksulluk kadınları fuhuşa itiyor. Fuhuş Rus İmparatorluğu'nda yasal hale getirilmişti. Kadınlar yoksulluktan bedenlerini satıyordu. Ve işçiler hakları için mücadele ediyordu. Rusya'daki ilk grevler 1870'lere dayanıyordu. 1881-1886 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde ülkede en az 48 grev düzenlendi ve bunlara 80 bin kişi katıldı. İşçilerin ve köylülerin herhangi bir talepte bulunma girişimleri Çarlık Rusyası tarafından şiddetle bastırılıyordu. Aynı dönemde köylerdeki maddi eşitsizlik artıyordu. Köylülerin çoğunluğu yoksuldu ve çoğunun atları bile yoktu. Diğer yandan yarım milyon kulak, yani Türkçedeki karşılığıyla toprak ağası, tüm verimli arazilerin yarısına sahipti. Bu kırsal burjuvalar hızla zenginleşiyor, yoksullar da onlar için çalışıyordu. Tefeciliğin çeşitli biçimleriyle zenginleşiyorlardı. İşçi ve köylü kitleleri büyük yoksulluk içinde yaşarken, toplumun en zengin kesimleri lüks içinde yüzüyordu. Rus İmparatorluğu'nda milyonlarca insan karnını doyuracak ekmek bulamazken, Çar ve ailesi elektrikli vantilatörler ve buzdolaplarıyla donatılmış yatlara sahipti. Buna bir de aşağılayıcı sınıf eşitsizliğini ekleyin. Köpeklerin ve alt tabakaların girişi yasaktır tabelaları, halk için eğitim alma kısıtlamaları, bütün bunlar dönemin gerçekleriydi. Ancak 1903'te ülkede fiziksel cezalar resmen kaldırıldı. Fakat ordu ve donanma üslerinin erlere ve denizcilere kötü muamelesi bir türlü son bulmadı. Tolstoy o zamanki durumu şöyle anlatıyordu. Köylüler, işçiler nasıl ifade edersek edelim, İngilizlerin deyimiyle bizim için çalışmak zorundalar. Bizler beylerle köylüler arasında uçurum olduğunu neden gizleyelim? Beyler ve köylüler, kara halk var. Birileri saygı görüyor, diğerleri hor görülüyor. Aralarında birleşme yok. Beyler asla köylülerle evlenmiyor. Kızlarını köylülere vermiyor. Beyler köylülerle ahbap olmuyor, birlikte yemek yemiyor. Yanlarına bile oturmuyorlar. Beyler işçilere sen diye hitap ediyor, işçiler beylere siz diyor. Bazılarını iyi yerlere ve kiliselerde öne alıyorlar, diğerlerini enselerinden itiyorlar. Bazılarını kırbaçlıyorlar, bazılarını kırbaçlamıyorlar. Bunlar iki farklı kast. Sıradan halkın zengin asalaklara karşı artan hoşnutsuzluğundan da sık sık bahsediliyordu. İşte Tolstoy'un 13 Eylül 1891 tarihli günlüğünden bir alıntı. Şimdi başkalarının sırtından geçinenler bunun böyle olmaması gerektiğini anlayamayacak ve kendi istekleriyle inmeyecek, ezilenler onları indirene kadar bekleyecekler mi?
Rus İmparatorluğu'nda halklar arasında eşitlik yoktu. Çarlık diğer milliyetleri zorla Ruslaştırma politikası uyguluyordu. Kaybedilen Rus-Japon Savaşı bir kez daha Çarlık Rusyası'nın geri kalmışlığını gösterdi ve iktidarın otoritesine büyük darbe vurdu. 1905 Ocak ayında St. Petersburg'da işçilerin barışçıl yürüyüşünün şiddetle bastırılması ise tetikleyici oldu. 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın başındaki Rusya'nın ekonomik gelişimi büyük ölçüde yabancı sermaye sayesinde gerçekleşti. Bu sadece batılı yatırımcılara ve yerli burjuvaziye kar sağlıyordu. Emekçi halkın yaşamını iyileştirmiyordu. Bir yandan da yabancı sermayeye bağımlılık artıyordu. Rus sanayi yabancı kapitalistlerin kontrolüne geçiyordu. Rusya, İngiltere ve Fransa'nın bir vasalı ve küçük ortağı olarak Dünya Savaşı'na girdi. Ülkenin savaştaki durumu kötüydü. 10 yıllardır süren geri kalmışlık, mühimmat eksikliği, kendi ilaç sanayinin olmaması, dönemin en ileri ülkeleriyle karşılaştırıldığında teknik gelişmişliğin zayıflığı kendini gösterdi. Savaş, Rus devletinin birçok sorununu açığa çıkardı. Bu sırada burjuvalar ve spekülatörler Dünya Savaşı'ndan zenginleşiyordu. Ülkenin yabancı bankalara olan borçları artıyordu. Zaten zor durumda olan köylülük ve işçi sınıfının durumu daha da kötüleşti. Devrimci durum olgunlaşıyordu. Lenin'in dediği gibi savaş devrimin ebesidir. Tüm bu ekonomik ve sosyal çelişkiler yumağı yüzyıllardır örülüyordu. Ve 1917'de Bolşevikler tarafından çözüldü. Niye yalan söylüyorsun ulan? Hangi düğüm? Birinci Dünya Savaşı'nı kazanacaktı. Konstantinopol bizim olacaktı. Ulyanov denen adam bir alçaktı. Oysa Çar babamız ona ve ailesine her şeyi verdi. Soyluydular ama o devlete karşı geldi. Bir hain. Hayır, gerçeği konuşmak gerekirse Lenin'in neye eksikti yani? Babası önemli bir mevkideydi. Başarılı ve zengin bir avukat olabilirdi. Keyfine bakabilirdi. Gününü gün edebilirdi. Ama bunların hiçbirini istemedi. Doğru, tüm bunlara ne gerek vardı? Başarılı bir kariyer yapabilir, iyi bir evde yaşayabilir, kişisel gelişimiyle ilgilenebilirdi, bir yargıç olabilirdi mesela. Ama belki de mesele bazı insanların sadece kendilerini düşünmemesidir. Bütün toplumun refahıyla ilgilenen, baskıya boyun eğmeyen, başkalarının acısına kayıtsız kalmayan insanlar da vardır belki. Vladimir İliç gibi insanlar. Lenin yıkıcı batı ideolojisinin etkisi altına girdi bir kere, tamam mı? Bir kere o Ulyanovlar var ya, çocuklarını doğru düzgün yetiştirmeliydi. Peki o halde şimdi Vladimir İliç'in ailesi hakkında konuşalım. Lenin'in babası Ilya Nikolayevich Ulyanov, Serflik köylülerinin soyundan geliyordu. Mütevazı bir ailede doğmuştu. Sonra Kazan Üniversitesi'ni üstün başarıyla bitirdi. Ilya Ulyanov'un olağanüstü yetenekleri, onun kendi kökeni gibi insanlar için nadir ve olağanüstü başarılı bir bürokrasi kariyeri yapmasını sağladı. Devlet danışmanı rütbesine yükseldi. Simbirsk vilayetinin halk okulları müdürü oldu. Oldukça muhafazakar görüşlerine rağmen Ilya Nikolayevich ilerici ve demokrat bir eğitimciydi. Tüm çocukların eğitime eşit erişimini savunuyordu. Kız ve erkek çocukları için, Ruslar ve Rus olmayanlar için, yoksullar ve varlıklılar için. Onun çabaları sayesinde binlerce köylü çocuğu okuma fırsatı buldu. Ulyanov şiddeti bir eğitim yöntemi olarak reddetti. Başka çocuklara da, kendi çocuklarına da buna göre davrandı. Her zaman nazik ve saygılıydı. Ailede hiç kimse yaramazlıklar ve hatalar yüzünden azarlanmaz, dövülmezdi. En büyük ceza çocuğu babasının çalışma odasındaki divana göndermekti. Babaları çalışırken onlar da divanda otururlardı. Vladimir İliç'in annesi Maria Aleksandrovna büyüdüğü evde iyi bir eğitim almıştı. Birçok yabancı dil biliyor ve öğrenmeyi seviyordu. Bunu çocuklarına da aşılıyordu. Zeka oyunlarıyla hafıza ve dikkat geliştiriliyordu. Ulyanovların evinde her şeyin zamanı tam olarak belirliydi. Yemek saatleri, dinlenme ve uyku saatleri. İşte bu nedenle ailede herkeste düzenli olma alışkanlığı gelişmişti.
Volodya Ulyanov'dan yetenekli ve çalışkan bir öğrenci, yürüyen ansiklopedi olarak bahsedilirdi. Sıcak aile ilişkileri, öğrenme ve zihinsel gelişme sevgisiyle sorumluluğu ve özgürlüğü bir araya getiren bir ortamda büyüdü. İlya Nikolayevich ve Maria Aleksandrovna öyle olmamalarına rağmen 5 çocuklarının hepsi devrimci oldu. Vladimir İliç, en büyük ağabeyi Aleksandr'ı özellikle çok severdi. Ağabeyi onun üzerinde çok büyük bir etkiye sahipti. Aleksandr Ulyanov liseyi üstün başarıyla bitirdi. Ve St. Petersburg Üniversitesi'nin Fizik Matematik Fakültesi'nde parlak bir öğrencilik geçirdi. Norodya Volya üyesi oldu ve 3. Aleksandr'a suikast girişimine katıldı. Ancak yakalandı ve idam edildi. Lenin'in kız kardeşi Maria Ilyinichna'nın anılarına göre genç lise öğrencisi Ulyanov o zaman daha sonra Mayakovski'nin şiirsel anlatımıyla ünlenen düşünceyi ifade etmişti. Biz başka bir yol izleyeceğiz. Sizin Lenin var ya bir Yahudiydi, işte bu yüzden Rusya'ya zarar verdi. Vladimir Ilyich'in farklı kökenleri vardı. Rus, Alman, İsveç ve evet Yahudi ataları da vardı. Bu topraklarda onlarca farklı etnik gruptan insanlar yaşadı ve yaşıyor. Son Rus imparatorlarının damarlarında ne kadar Rus kanı vardı? Alman ve Danimarka kanı monarşistlerin çarlara büyük saygı duymasına engel olmuyor. Ama Lenin'in karışık kanı birilerini huzursuz ediyor, öyle mi? Ne diyorsun sen be? Bizim kutsal hükümdarlarımızı Rusya'nın düşmanlarıyla mı kıyaslıyorsun yani? Bak söylüyorum, o bir Yahudiydi. Söyledikleriniz özellikle birini. Alman bir politikacıyı hatırlattı. Eğer insanların başına gelenlerden sorumlu olarak Yahudileri tutuyorsanız... Sen ne diyorsun be? İkisi farklı şeyler bir kere. Niye beni kışkırtıp duruyorsun? Tabii tabii. Diğer halklara karşı nefret ve ırkçılık Rus vatanseverliği sosuyla veriliyorsa farklı oluyor. Öyle değil mi ama? Ne diye beni karıştırıyorsun anlamadım ki. Tamam tamam, sakin olun da anlatmaya devam edeyim. 1887 Ağustos'unda Lenin, Kazan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Fakat Aralık ayında öğrenci protestolarına katıldığı için okuldan atıldı. Bir yılı akrabalarının köy evinde geçirdi. Burada çok okudu. Çernişevski'nin eserleri onu çok etkiledi. Rusya'da Karl Marx'ın öğretisi yayılmaya başlamıştı ve artık kendi Marksist teorisyenleri vardı. En önemlisi de Georgi Plekhanov. Marx, toplumun ekonomik ve siyasi gelişiminin temel yasalarını keşfetti. Farklı ekonomik formasyonlardaki sömürü mekanizmalarını ilk kez o ortaya çıkardı ve insanlığın gelişiminin sınıf mücadelesi ve devrimler olmadan düşünülemez olduğunu bilimsel olarak kanıtladı. Feodal düzenin içinde burjuva sınıfı doğdu ve feodal düzenin yıkılmasında belirleyici rol oynadı. Aynı şekilde kapitalizm de kendi mezar kazıcısını yarattı. Ücretli işçiler sınıfı. Devrim sonucunda üretim araçları kapitalistlerin özel mülkiyetinden emekçilerin kolektif mülkiyetine geçecekti. Bu mücadeleye işçi sınıfının öncüsü Devrimci Komünist Parti önderlik etmeliydi. Lenin 1889'da Marx'ın teorisini kendi başına öğrenmeye başladı. Öz eğitim becerilerini geliştirdi. Önce Kazan'da, sonra Samara'daki Marksist çevrelerin çalışmalarına katıldı. 1891 Kasım'ında yetkililerden izin alarak St. Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin sınavlarına dışarıdan girdi. Bir süre Samara'da avukat yardımcısı olarak çalıştı. Ama hukuk kariyeri onu çekmiyordu. Vladimir Ulyanov'un asıl tutkusu artık devrim olmuştu. Marksizm fikrinde giderek daha kararlı hale geliyordu. 1893'te Lenin Petersburg'a taşındı. Genç devrimci kısa sürede bölgedeki sosyal demokratlar arasında tanınan bir figür haline geldi. O dönemde Rusya'da Marksizmin yayılmasının önündeki en büyük engel Narodnik hareketiydi. Narodnikler aydınların önderliğinde köylülüğün çarlığı devirebileceğini ve sosyalizmi kurabileceğini düşünüyordu. Köylü kitlelerini peşlerinden sürükleyemeyince Narodnikler çarlık rejimine karşı kendi güçleriyle mücadele etmeye karar verdi. Bireysel teröre ve kahramanlıklara umut bağladılar. Narodnaya Volya gizli örgütü 2. Aleksandr'a başarılı bir suikast düzenledi. Ancak öldürülen monarkın yerine varisi geçti. Narodniklerin boşuna güç harcadığı
ve sadece işçi hareketinin gelişimini engellediği açıktı. Rusya'da Narodniklerin ideolojik yenilgisine Georgi Plekhanov çok katkıda bulundu. Ancak Narodniklere son darbeyi Lenin kendi çalışmalarıyla vurdu. Vladimir İliç'in ilk kitapları ve makaleleri bile onu Plekhanov ve Axelrod gibi Rusya'nın önde gelen Marksist teorisyenleriyle aynı seviyeye getirdi. 1895'te Lenin, Petersburg'daki tüm Marksist çevreleri işçi sınıfının kurtuluşu için mücadele birliğinde birleştirdi. İşçiler arasında kitlesel ajitasyon başladı. Birlik grevleri yönetti ve Marksizm Rusya'da işçi hareketiyle birleşti. Lenin'in siyasi faaliyetleri Çarlık hükümeti tarafından fark edildi ve tutuklanarak hapse atıldı. 1897'de Lenin sürgüne gönderildi. 1900'de Vladimir Ulyanov vatanını terk etti. 1917'ye kadar çoğunlukla yurt dışında yaşadı ve çalıştı. Tabii Rusya ile sürekli bağlantıyı koruyarak. Daha 1898'de Rus Sosyal Demokratları bir parti olarak birleşmeye çalışmıştı. Ancak RSDYP'nin ilk kongresinde bu başarılamadı. Dağınık örgütleri birleştirmek, ideolojik dağınıklığı ve acemiliği aşmak gerekiyordu. Lenin bu amaçla ilk Rusya çapında devrimci Marksist gazeteyi, İskra'yı açtı. 1903'te Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi oluştu. Partide hemen iki farklı hizip meydana geldi. Lenin tüm parti üyelerinin parti disiplinine mutlaka uyması gerektiğini iddia ediyordu. Örgütün çekirdeğinde Marksist ve sadık profesyonel devrimciler durmalıydı. Ancak bazı devrimciler militan parti ve Leninci örgüte karşıydı. Onlar anarşiyi ve örgütsel dağınıklılığı savunuyordu. Aydın sorumsuzluğu daha çok hoşlarına gidiyordu. Böyle bir parti işçi sınıfının mücadelesini asla yönetemezdi. Lenin'in tarafında kalan RSDYP üyeleri Bolşevik adını aldılar. Lenin'e karşı çıkanlarsa Menşevik oldular. 1905'te imparatorlukta mutlakiyet krizi çıktı. Lenin gizlice Rusya'ya döndü. Çar iktidarının devrimi bastırmasına rağmen bu yenilgi Bolşeviklere çok şey öğretti. Halk kitleleri Çar Baba fikrinden kopmaya başladı. Köylülük, devrimci mücadelede işçilerin müttefiki olabileceğini gösterdi. Kitleler, Sovyetleri örgütleme ve içlerinde çalışma deneyimi elde etti. Devrimin yenilgisinden sonra Stolypin gericiliği başladı. Bolşevikler, partinin yaşaması için mücadele ediyor, illegal örgütleri koruyordu. Oysa Menşevik tasfiyeciler tersini istiyordu. Legal siyasette her şeye rağmen tuttukları yerden vazgeçmiyorlardı. Halbuki Otsovist Bolşevikler legallikten tamamen çekilmeyi talep ediyorlardı. Menşevikler ve Bolşevikler arası çelişki derinleşiyor. Menşevikler gittikçe tavizkar politikalara ve devrim reddiyesine meylediyordu. 1912'de Prag Konferansı'nda Bolşevikler ve Menşevikler nihai olarak yollarını ayırdı. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladı. Bolşevikler, kapitalist efendilerinin açtığı büyük savaşın iç savaşa dönmesi gerektiğini ifade eden tek ikinci enternasyonel partisi oldu. Lenin 1916 yılında en önemli çalışmalarından birini kaleme alıyor. Bu çalışma kapitalizmin en yüksek aşaması emperyalizm idi. Bu çalışmada tekelci kapitalizmin bilimsel analizi sunuluyordu. Kitapta kapitalist devletler arası eşitsiz gelişmeden ileri gelen dengesizlikten dolayı dünya paylaşım savaşlarının kaçınılmaz olduğu iddia ediliyordu. Bu savaşlar tüm vahşetine karşın proletaryanın önüne iktidarı ele geçirme fırsatını sunuyorlardı. Rusya işçileri ve Bolşevikler Partisi kapitalizmin krizini fırsata çevirmiş ilk güç oluyorlardı. 1917 Şubat'ında Burjuva Demokratik Devrim gerçekleşti. Çarlık yerle bir edildi. Lenin Nisan'da Rusya'ya döndü. Parti Burjuva hükümetini devirmeye ve proletarya diktatörlüğünü kurmaya kilitlendi. Bolşevikler büyük bir siyasi çalışma yürüttü. İşçilerin ve Sovyetlerin desteğini elde ettiler. Böylece Bolşevikler proleter devrim safına milyonlarca işçiyi çekmeyi başardı. Partideki herkes geçici hükümetin silahla devrilmesi fikrine sıcak bakmıyordu. Ancak Lenin yoldaşlarını devrimin gerekliliği konusunda ikna etmeyi başardı.
Ekim Sosyalist Devrimi kazandı. Fabrikalar, tarlalar, demir yolları ve bankalar, her şey emeğin oldu. Ancak kapitalistler ve ağalar bu duruma karşı suskun kalamazdı. Kapitalistler, beyaz generaller ve itilaf devletleriyle anlaşarak iç savaş ateşini yaktılar. Bolşevikler işçileri ve köylüleri yabancı işgalcilere ve beyaz çetelere karşı kavgaya çağırdı. Geniş halk kitleleri Sovyet iktidarının tarafında yer aldı. Bahriyeliler, askerler ve pek çok subay Sovyetlerin tarafına geçiyordu. Kızıl Ordu İtilaf Kuvvetlerinin aygıtlarını kırmayı başardı. İşgalciler Sovyet memleketinden defedilmişti. 1922'de dünya sahnesine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çıkıyordu. Genç sosyalist devlet barış içinde sosyalist inşaya girişiyor. Lenin'in ömrünün bu 30 yılına derin bilimsel çalışmalar ve çetin devrimci mücadele damga vurdu. Lenin, Marx ve Engels davasının en parlak öğrencisi oldu. Önüne çıkan tüm sorunları diyalektikçi ve materyalist olarak ele aldığından çağının tüm çelişkilerini sosyalist devrimin lehine çalıştırmayı başardı. Şartlar zorladığında taktiksel tavizler verebiliyor ve geçici ittifaklar kuruluyordu. Ancak iş ilkelere gelince taviz kesinlikle söz konusu değildi. Lenin, diyalektik materyalizmin siyasette de etkili bir yöntem olabileceğini gösterdi. İşte tam da bu yüzden tüm sömürücüler günümüzde bile kendisinden nefret eder. Lenin'in kişisel özelliklerinden bahsetmezsek olmaz. Lenin tüm ömrünü işçi devrimi davasına adamıştır. Ne güzel giysiler, ne pahalı restoranlar, ne de eğlence. Buna karşın Lenin kendisine softa denmesine karşı çıkıyordu. O hayatı seviyordu. Vladimir İliç spora ara vermezdi. Yürüyüşünü ve bisikletli gezilerini yapardı. Temiz havayı ve doğayı yaşamından eksik etmezdi. Pek çok çağdaşı bedeninin sağlam olduğunu not ediyor. Lenin de birçok defa devrimcinin güçlü ve dayanıklı olması gerektiğini vurgulamıştı. Vladimir İliç dedikoduya tahammül edemezdi. Belaltı esprileri duyunca deliye dönse de mizaha hiç karşı değildi. Söz oyunları ve hicip hep yüzünü güldürür. Lenin siyasi tartışmalarda tutkulu ve sertti. En sert sözleri sakınmaz, düşmanlarına acımazdı. Eşi Kupskaya, Lenin'in tartışmalarını anlatırken şöyle diyordu. İliç kaynıyor, dişlerini sıkıyor, duruşunu savunuyordu. Ancak koşullar değişince ve düşmanla çalışmanın zorunlu olduğu durumlarda dünkü düşmanına yoldaşı gibi davranabiliyordu. Lenin tam bir çalışma insanıydı. Geç kalmaktan ve vakit kaybından nefret ediyordu. Toplantılarda edilen dağınık lafları sevmiyordu. Raporları okuyanlardan hep net sayılar ve gerçekleri isterdi. Sovyetlerin ilk lideri kendisi hakkında yapılan metiyelerden nefret ederdi. Girişilen her boş övgü Lenin tarafından boşa çıkarılıyor. Komiserler Sovyeti çalışma sorumlusu Bonch Kuzhiyevich, Lenin'in maaşını sebep yokken yükseltmişti. Vladimir İliç bu kararı yasalarda yeri olmadığı gerekçesiyle iptal etti ve Kuzhiyevich'e uyarıda bulundu. Lenin'i kişisel olarak tanımlayan en iyi sözleri ilk aydınlanma komiseri Lunacharsky etmiştir. Lenin'in karakterinde Lunacharsky'nin bireycilik olarak adlandırdığı şey yoktu. Lenin, tarihteki rolünü ve yerini bilmesine rağmen böbürlenmekten uzak bir insandı. Hiçbir zaman kendi şahsına odaklı değildi. Kendini bulunmaz Hint kumaşı olarak görmüyordu. Onun mütevazılığı gerçekçi ve doğaldı. Lenin tepeden tırnağa insanlığın mülkiyetçilik tarafından sömürülmesine karşıydı. Lunacharsky'nin işaret ettiği gibi, benliğini komünist örste işlemişti. Lenin fedakarca, disiplinle ve dürüstçe çalışıyordu. Karşılığında hiçbir ödül beklemiyordu. Tam da böyle bir çalışma komünist düzende herkes için geçerli olacaktır. Lenin bir komünistin nasıl yaşaması, kavga etmesi ve çalışması gerektiğini göstermişti. Aydınlanma komiseri Lenin'in ikinci en önemli niteliğini şöyle özetlemişti. Vladimir İliç son derece neşeli bir insandı. Lunacharsky'ye göre bu bitmez nikminliğin yani iyimserliğin kaynağı şuydu. Lenin bir Marksist olduğundan komünizmin mutlaka kazanacağının bilincindeydi. O bu zafere körce ve yobazca inanmıyordu.
tarihin hareket ilkelerini bildiğinden Zafer'i bir bilim insanı gibi öngördü. Olle'nin var ya, o bizim Hristiyan inancımızı ve kiliseyi yıkmıştı. O baştayken papazlar neler çekti neler. Bolşeviklerin döneminde herhangi bir dini inanca sahip olanlar hiçbir baskıyla karşılaşmadı. Evet, komünistler açıkça ateist olduklarını ilan ettiler. Sovyet devleti ancak laik olabilirdi. Lenin de bunu açıkça söylüyordu. Herkes herhangi bir dine inanmak veya tüm dinleri reddetmekte, yani ateist olmakta özgürdür. Yurttaşlar arasında dini inançları yüzünden eşitsiz muamele olamaz. Kilise ile devletler birbirinden ayrılmış ve kilise devletin desteğini kaybetmişti. Ancak dinleri yasaklamak hiç kimsenin hakkı değildi. Elde silah veya kalemle Sovyet iktidarına karşı mücadele yürüten papazlarsa sınıf düşmanları olarak yargılanıyordu. Ancak bu kovuşturma asla din temelli olarak kabul edilemezdi. Ulan sizin yüzünüzden Rusya'nın ahlakı çöktü be. Yine net konuşmuyorsunuz ama. Özlediğiniz ahlak tam olarak nedir? Efendilerin buyruğunda askerlerin, işçilerin ve köylülerin boyun eğmesi mi? Vladimir İliç gökten zembille inen mutlak bir ahlakı kabul etmiyordu. Bir diyalektikçi ve materyalist olduğundan ahlakın egemen sınıfın ahlakı olduğunu biliyordu. Binlerce yıldan beri başta kölecilik, feodalizm ve son olarak kapitalizm insan soyundan kardeşlerinin kanlarını emdiler. Lenin bu sömürücü düzende iyileşmeyecek bir yara açtı. Tehlikeli bir darbe vurdu ona. Bu sebeple sömürücüler için cehennem yaratığı olması anlaşılabilir. Onlar için neredeyse insan görünümünde şeytandır. İlk muzaffer sosyalist devrimin liderinin böyle damgalanması hiç şaşırtıcı değil. Onunla insanları korkutuyorlar, canavar şeklinde çiziyorlar, geleneksel değerleri yıktığından bahsediyorlar. Ancak onların asıl kaybetmekten korktukları şey, kardeşlerinin kanını içerek yaşatan ahlaktır. Lenin bir haindir. Savaşın ortasında darbe yaptı herif. Bolşevikler cephedeki askerlerinin kafalarını karıştırarak savaştan çekti. Onlar Alman ajanıydı bir kere. Olur mu efendim, Bolşevikler İngiliz ajanıydı. Bak, kitaplarımda da yazdım hepsini. İngilizlerin parmakları her yere uzanıyor, kolları uzun onların. İngiliz ajanıydı diyorum, bak bu kesin, tamam mı? Aa, İngiltere ile dost olmak kötü bir şey mi yani? Orası özgür ve demokratik bir ülkedir bir kere. Nasıl lan? Ne dedin, nasıl? Lenin'in kimin ajanı olduğuna bile karar veremiyorsunuz. Mantıklı bakacak olursak, yani mantıkla yıldızınız pek barışmaz ama yine de deneyelim. İç savaşın sonuçlarına bakalım. Sovyetler dağılan imparatorluğun büyük bir kısmını toplamayı başardı. 100 yıldan beri eleştirilen Brest Barışı, Almanlara karşı zorunlu ve geçici bir tavizdi. 25 Şubat 1918'de Zor ve Gerekli Ders makalesinde Lenin şöyle yazıyordu. Ordun yokken, hali hazırda sonsuz güçlü düşmanla savaşa tutuşmak büyük bir suç olarak kabul edilmelidir. Yurdu savunmak için alçak, pislik, vahşi bir barışa razı olmak zorundayız. Bunu emperyalizme teslim olmak için yapmıyoruz. Bunu emperyalizme karşı kavga etmeyi öğrenmek için yapıyoruz. Burada da Lenin'in taktiği işe yaramıştır. Brest Barışı aynı yılın Kasım ayında yürürlükten kalktı. Bolşevikler güçlü işçi ve köylü ordusunu kurmayı başardı. Bu ordu beyazları ve işgalcileri memleketten kovdu. Genç Sovyet ülkesi bağımsızlığını korudu. 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu. Bolşevikler Çarlık rejiminin ve geçici hükümetin borçlarını ödemeyi reddetti. Söz konusu olan milyarlarca altın rubleydi. Ne garip, öyle değil mi? İşgalciler istediklerini alamadıklarına göre Bolşevikler kimin ajanı olabilir? Buna ek olarak 15-20 yıl sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tüm kapitalistlerin boğazına batan kılçık haline gelebilmiştir. Yoksa Kaiser 25 yıl sonra Sovyet ordusunu Berlin'e girip Hitler'i def etmesi için mi finanse ediyordu? İnternette şöyle bir espri yayılmış. Almanlar Lenin'i satın aldıklarında dediler ki,
İktidara aldınız mı? Hemen enstitüler, üniversiteler ve elektrik tesisleri açın. Kuvvetli ordu toplayın, ayrıca tüm halka bedava eğitim ve sağlık verin. Lenin'in Alman ajanı olduğuna dair yalanın ucu acaba nereye kadar uzanıyor? Bu sorunun cevabı uzakta değildir. Şubat'tan sonra Bolşeviklerin etkisi çığ gibi büyüdü. Geçici hükümet, Lenin'i ve partisini itibarsızlaştırmak için İtilaf müttefikleriyle birlikte böyle yalanları yayıyordu. Fransız, İngiliz ve Rus patronların çıkarları ortadadır. Cephedeki Rus askerine harcanabilecek malzeme olarak görüyorlardı. Stalin devrim öncesinde Rusya'nın egemen devletler arasındaki yerini şöyle tarif ediyordu. Çarlık Rusyası sadece petrol ve metal sanayini elinde tutan sermayeye karşı sınırsız koz sunduğundan değil, Batılı emperyalistler lehine milyonlarca askeri cepheye sürebildiğinden de bitmez bir kaynaktı. İngiliz ve Fransız sermayesine sınırsız karlar sağlayan ve cephelerde kırılan 14 milyonluk Rus ordusunu unutmayın. Çar ve sonrasında geçici hükümet Batılı müttefiklerine her zaman bağlıydı. Tüm beyaz liderler yurt dışıyla iltisaklıydı. Ama buna rağmen Bolşevikler yabancı devletlerin ajanı oluyor, öyle mi? Mantık mı demiştiniz? Lütfen abartmayın. Lenin bir ajandır, öyle mi? Amerikan senatörü Edgar Borah, 1919 yılında şöyle bir soru sordu. Sayın Başkan, şu konuyu anlayamadım. Eğer Lenin Rus halkını temsil etmiyorsa, Rus halkının desteğini aldığını iddia eden Amiral Kolçak ve diğerleri neden Rus halkının desteğini alamayıp Batılı desteklere bağlılar? Sovyet askeri Mikhail Frunze şöyle yazıyordu. Bir aptal bile düşmanlarımızın kampında Rusya'nın ulusal olarak dirilemeyeceğini anlar. O taraftan Rusya için kavga edilemez. İngilizler ve Fransızlar Denikin'e ve Kolçak'a kara kaşı kara gözü için destek vermiyor asla. Kendi çıkarlarını takip ettikleri açıktır. Durum son derece nettir. Rusya orada değil, Rusya buradadır. İç savaş sonucunda ülkemiz yarı sömürge zincirlerini kırmıştır. Gerçekten de bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Bolşevikler kime veya neye ihanet ettiler? Rus halkının devrimden çektiğini anlatırlar hep. Bolşevikler Rus kültürünü mü, Rus edebiyatını mı, Rus müziğini mi yasakladı? Aksine devrimden sonra çok daha geniş bir halk kitlesi bu değerlerle buluştu. Bu arada Sovyet döneminde artan Rus klasik kitap baskılarını da unutmamak gerekir. Müzeler, tiyatrolar, müzik ve sanat okulları halka açıldı. Rusça ise eski imparatorluğun tüm halkları için ortak dil haline geldi. Öncesinde milyonlarca insan bu dili öğrenecek fırsattan yoksundu. Hatta hiçbir halkın devrimden önce eğitim alma fırsatı bile olmamıştı. Tüm halklar devrimden sonra kültürlerini tam olarak yaşama hakkını elde etti. Nitekim Ruslara özgü bir özellik acımasızca yok edildi. Rus ağası sınıf olarak yok edildi. Rus patronları ve tüccarları yok edildi. Benzer şekilde Özbek ve Kazak beyleri de yok edildi. Ukrayna panları ve diğer sömürücüler yok edildi. Onlarla birlikte uşakları ve yalakaları da yok edildi. Yüzyıllar süren sömürü gelenekleri yok oldu. Lenin bir hain diyorsanız doğru. Efendilerinin vatanına ihanet etmişti Lenin. Lenin hayatı boyunca bu vatanın düşmanıydı. O bunu saklamıyor. Lenin'in para karşılığı bir kapitalist vatana ihanet ettiği ve diğerinin hizmetine girdiği iddiası abestir. Lenin'in amacı farklıydı. Lenin, dünyada kapitalist devletlerin kalmamasını istiyordu. Tüm emekçilerin emek vatanına kavuşmasını istiyordu. Sömürücülerden ve parazitlerden arınmış olmasını istiyordu. Eğer halkın çoğunluğu Sovyet iktidarını destekliyorsa, onlara göre neredeyse herkes haindi. Bu mantığa göre kahraman general
Karbışev de hain. Bolşeviklerin tarafına geçen Çarlık generalleri de hain. Devrimden sonra kaçmamış veya sonrasında dönmüş bilim insanları ve sanatçılar da hain. Lenin 1918'de aynen şöyle yazıyordu. Devrimin başka ülkede sipariş usulü yapılabileceğini düşünenler var. Böyleleri ya delidir ya da tetikçi. Başka bir olasılık olamaz. 12 yılda iki devrim geçirdik. Onların ne sipariş usulü ne anlaşma sonucu yapılabildiğini, onlarca milyon insanın böyle gitmez dediği zaman patladığını biliyoruz. 1917'nin devrimci durumu 10 yıllara erişiyordu. Dünya Savaşı bu devrimin ana tetikçisi haline geldi. Rus ağalar ve kapitalistler işçileri ve köylüleri savaşa maruz bıraktı. Açlığa ve sefalete mecbur bıraktı. Bence efendiler devrimin sorumlusunu ararken kendilerine bakmalı. Ne olmuş yani? Sizin deviminiz yüzünden hayat bovuldu. Düzenimiz kalmadı, düzenimiz. Açlık, sefalet, çalışkan köylüleriyle hepsi topraksız bırakıldı. Ülkenin en parmak insanları kaçtı, gitti ülkeden, gitti. En değerli insanlarımızı kaybettik. Ay hayır, ben hiçbir şey anlamadım. Yani hayat düzelmediyse bu devrimi neden yaptılar ki? Anglo-Saksonlar bu şekilde Rusya'nın gelişimini engelledi. Rakiplerini zayıflatmış oldular. Rusya elbette kusursuz değildi canım ama geçici hükümet döneminde demokrasi gelişmeye başladı. Bolşevikler Rusya'nın elinden normal ülke olma fırsatını almış oldu bir kere. Kadın, bir daha öyle bir şey dersen kafana yumruğu yersin ha. Sovyet ülkesinin toplumsal kazanımları azımsanabilir. Ancak bazı gerçeklerin üstü örtülemez. En ileri ülkelerin emekçilerinde olmayan haklar Bolşevikler sayesinde Rus işçi ve köylülerinin oldu. Ve bunu yapan ne çar ne de geçici hükümettir. Bolşevikler sınıf eşitsizliğini yok etti. Sınıflar ve imtiyazları tasfiye edildi. Tarihte ilk kez kadınlar erkeklerle aynı siyasi ve ekonomik hakları elde etti. Her türlü milliyetçi düşmanlık yasaktı. 8 saatlik iş günü, tatil ve sosyal güvenlik hakkı, emekli maaşı, hepsi Sovyet iktidarı sayesinde geldi. Gebelik ve doğum izni Rusya'da hala Sovyetlere gönderme yapılarak kararname izni olarak adlandırılır. Bu izin 1917 aralığında Yürütme Komitesi kararnamesiyle yürürlüğe girdi. Devrimden sonra fakirler zenginlerin dairelerine yerleştirilmeye başlandı. Bunlar devrimci hükümetin yurttaşlara barınacak ev sağlama yolunda attığı ilk adımlardı. Sovyet döneminde yüz milyonlarca insan yaşama koşullarını iyileştirdi. Bedava sağlık hizmeti her yurttaş için bir hak oldu. Bolşevikler ilk günden itibaren sağlığı derinlemesine geliştirmeye başladı. Daha çok doktor, daha çok hastane, daha çok koğuş. İlk sağlık komiserinin soyadından adını alan Semaşko sistemi çok iyi çalışıyordu. Yani merkezi ve planlı. Bu sistemin ana odağı önlem ve hijyendi. Yurttaşlar bütünlüklü ve bilimsel bir sağlık korunması altındaydı. Sovyet iktidarının ilk yıllarında enfeksiyon hastalıklarına karşı savaşta ciddi kazanımlar elde edildi. 1927'de tifo vakaları 1912'ye göre %89 düştü. Salgın hastalık vakaları düşüyordu. Bu hastalıkların temel sebebi ise sefaletti. 1940'ta ülkedeki doktor sayısı 1913'tekinin 6 katıydı. Yaşam süresi artıyordu. Çocuk ölümü oranları istikrarlı biçimde düşüyordu. 1919'da genç Sovyet ülkesinde okuma yazma kampanyası başladı. 1936'da bu kampanya sonucu 40 milyon insan okuma yazma öğrendi. 1939'da nüfus sayımı verilerine göre 16-50 yaş aralığındaki Sovyet yurttaşlarının %90'ı okuma yazma biliyordu. Yıldan yıla ilk orta ve yüksek öğretim öğrenci sayısı artıyordu. Sovyet toplumunun kültür ve eğitim seviyesi artıyordu. Eski rejimin
fuhuş ve kimsesiz çocuklar gibi iğrenç yanları artık yok edilmişti. 1930'da son iş kurumu kapatıldı. Sovyetlerde işsizlik sıfıra indi. İç savaş sürerken de ülkede onlarca bilimsel araştırma enstitüsü açılıyordu. Öncü bilim insanlarının faaliyetleri destekleniyordu. Bolşevikler o günlerde Sovyet biliminin temellerini atıyordu. Sanat ve kültür de bunlardan nasibini aldı. Müzecilik gelişiyordu. Lenin'in inisiyatifi ve yönetimi altında ülkede elektrik altyapısı projesi başladı. Bu, Gelro endüstrileşmesinin en önemli temeli olacaktı. Ülke ileriye doğru dev bir adım attı. Sovyet ülkesi ve insanları kökten değişti. Sovyet pedagog Makarenko, devrimin 20. yaşı için yazdığı makalede şunları söylüyordu. Coşkuyla gurur duyacağımız kadar üstün bir mutluluk halini idrak ettik. Çalışırken sanatta, zaferde ve kavgada mutluyuz. Tepemizde ayrıcalıklı zenginler olmadan eşitlikte birleşmenin mutluluğuna erdik. Öğrenirken mutlu olmayı öğrendik. Bilgi artık hırsızların imtiyazı olmaktan çıktı. Dinlenirken bile mutluyuz çünkü artık başımızda en güzel yerleri ellerinde tutan parazitler yok. Ülkemizi düşünürken de mutluyuz çünkü bu ülke artık bizim, efendimizin değil. Disiplinin ne kadar mutlu edici ve güzel olduğunu öğrendik. Çünkü bizim disiplinimiz özgür hareketin yasasıdır, efendinin buyruğu değil. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yeryüzünde bir cennet değildi. İnşa halindeki sosyalizmin toplumuydu. Bu toplumun ekonomik düzeni daha yeni kuruluyordu. Sosyalizm insanlığı soyut bir seviyeye taşıyacak, kemikleşmiş bir sistem değildir diyordu Lenin. Sovyetler Birliği varlığı boyunca güçlü emperyalist devletlerin saldırı odağıydı. Sovyetlerin içinde de sınıf çatışması bitmiyordu. Bu çatışmada hangi güçlerin kazandığını da unutmadık. Ancak eksikli Sovyetler bile kapitalistlerin sunduğundan çok daha ileri bir yaşam sunuyordu. 30 yıl geçmesine rağmen Sovyetlerde sıradan sayılan sosyal kazanımlar insanların sıcak anılarında hala yer alıyor. İnsanlar sosyalist ruh haline ve insanlar arasındaki ilişkilere özlem duyuyor. İnsanlar artık işçi devletinin sosyal güvenceleriyle kapitalist devletlerdeki işçilerin kredi borçları, ipotekleri ve işsizlikleri arasındaki farkı artık çok daha net görebiliyor. Ay bunu dinleyecek vaktim kalmadı. Lenin ve Bolşevikler halkı kana boğdu canım. Ülkede görülmedik bir terör yarattılar. Şiddet, her yerde şiddet ve vahşet vardı. Milletin yıldızlarını yok ettiler be. Her şey kulis arkasındaki efendilerin emriyle oldu. Bu gibi yalanlara karşı bizzat Lenin'i dinleyelim. 20 Ağustos 1918 yılında yazdığı Amerikalı işçilere mektup metnine bir bakalım. Devrimimizin her yeri harap ettiğinden bahsediyorlar. Peki bizi suçlayanlar kim? Burjuvazi uşakları. O burjuvazi ki 4 yıllık emperyalist savaşta neredeyse tüm Avrupa kültürünü yıkarak Avrupa'yı barbarlığa mahkum etti. Vahşete ve açlığa mecbur bıraktı. Aynı burjuvazi bu ortamda devrim yapmamızın önüne geçmek istiyor. Devrimi yıkılmış kültürle, savaşın harabeleriyle, savaşta vahşileşen insanlarla kıyaslamalarına müsaade edemeyiz. Burjuvazi ne kadar da insancıl, değil mi? Onun uşakları bizi terörle suçluyorlar. Sanırım İngiliz burjuvazisi 1649'u unuttu. Fransızlar da 1793'ü unuttu gibi. Şiddet, burjuvazi tarafından feodallere karşı kullanıldığında haklıydı. İşçiler, köylüler ve fakirler aynı şiddeti burjuvaziye karşı kullanınca haksız mı oldular? Bir sömürücü azınlık, öbür sömürücü azınlığın yerine geçerken kullanılan terör haklı sayılıyor. Oysa azınlıkları devirmek için çoğunluğun kullandığı şiddet suç sayıldı. Terör gerçek çoğunluğun, proletaryanın ve yarı proletaryanın, işçi sınıfı ve fakir köylülerin çıkarınayken suç sayıldı. Şu unutulmamalıdır ki,
uluslararası kapitalizmin burjuvazisi 10 milyon insanı yok etti. 20 milyon insan savaşlarında sakatlandı. Bu savaş İngiliz veya Alman efendilerin dünyaya hükmetmesi için yapılmadı mı? Sömürülenlerin sömürenlere karşı savaşı tüm ülkelerde 1 veya 1,5 milyon cana mal olmadı mı? Burjuvazi, sömürülenlerin haklıca öldürüldüklerinden, sömürenlerin ise katledildiğinden söz eder. Bu konuda proletaryanın sözü farklıdır. Proletarya, emperyalist savaş koşullarında tüm devrimlerin öğrettiği o mutlak dersi alır. Bu hakikat, işçi sınıfına en iyi hocaları, modern sosyalizmin kurucuları tarafından verilmiştir. Bu hakikate göre hiçbir devrim sömürücülerin baskılarını kırmadan başarılı olamaz. Joseph Stalin, Wells'le yaptığı bir konuşmada devrimci şiddet konusunu açmıştır. Wells, komünistleri şiddet tutkunu olmakla suçluyordu. Stalin'in bilim kurgu yazarına verdiği cevaplardan bir derleme yapalım. Bir toplumsal düzenden diğerine geçiş uzun soluklu ve karmaşık bir devrimci süreçtir. Bu kendiliğinden bir süreç değil, bir kavga, bir sınıf çatışması sürecidir. Kapitalizm çürüdü ama onun çürük ağaç gibi düşmesini bekleyemeyiz. Devrim, bir düzenden öbürüne geçiş her zaman bir mücadeleydi. Bir ölüm kalım mücadelesi. Yeni dünya insanları başa geldiklerinde eski dünyayı geri getirmek isteyen eski dünya insanlarına karşı önlem almak zorundadırlar. Yeni dünya insanları hep tetikte olmalıdırlar. Eski dünyanın yeni dünyaya saldırısına karşı hazır olmak zorundalar. Eski düzen yıkılacaktır ancak kendiliğinden yıkılmaz. Faşizmi ele alalım. Faşizm eski dünyayı şiddetle zor kullanarak korumaya çalışan bir güçtür. Faşistlere ne yapacaksınız? İkna mı edeceksiniz? Bu sözler onlara işlemez. Komünistler şiddeti idealize etmez. Ancak komünistler beklenmedik saldırılara karşı da hep hazır olmak zorundadırlar. Eski dünyanın kendiliğinden yıkılmayacağını biliyorlar. Eski düzenin şiddetle korunduğunu görüyorlar. Bu sebeple komünistler işçilere diyor ki, şiddete şiddetle cevap vermeye hazır olun. Ölen eski düzen sizi ezmesin diye elinizden gelen her şeyi yapın. O düzeni yıkacağınız bileklerinize zincir vurmalarına izin vermeyin. Komünistler gerçekleri göz ardı edemez. Tarihimizden bir örnek verelim. Çarlığın uzun yıllar boyunca çürüdüğü ve çöktüğü açık değil miydi? Yine de onu devirmek için ne çok kan gerekti. Ya Ekim devrimi? Bir tek Bolşeviklerin doğru çıkış yolu gösterdiğini bilenler hiç de az değildi. Rus kapitalizminin çürüdüğü açık değil miydi? Buna rağmen direnişin gücünü biliyorsunuz. Ekim devrimini iç ve dış düşmanlardan korumak için nice kan döküldü. Tarih sahnesinden çekilmesi gereken sınıflar devirlerinin geçtiğine son ana kadar ikna olmaz. Onları bu konuda ikna edemeyiz. Onlara göre eski düzendeki çatlaklar sıvanabilir. Eski düzenin binasını tamir edebileceklerine inanıyorlar. Bu sebeple ölen sınıflar egemenliklerini elde silahla canları pahasına savunurlar. Komünistlerin şiddete düşkün olduğunu düşünmek haksızlıktır. Egemen sınıflar yerlerini işçi sınıfına bıraksalardı biz şiddetten vazgeçerdik. Ancak tarihin kendisi bu önermenin tersini gösteriyor. Stalin, Emil Ludwig'le yaptığı röportaja devrimden sonra devrim düşmanlarına karşı hemen sert müdahalenin başlamadığını söylüyor. Menşevikler, eserler ve kadetler meşru durumdaydılar. Kendi gazetelerini basıyorlardı. Petrograd'a sefer düzenlemiş General Krasnov, Sovyetlere karşı silah doğrultmayacağı sözünü verdikten sonra serbest bırakıldı. Sonra gördük ki, düşmanlara ne kadar yumuşak davranıyorsak, o kadar şiddetli bir karşı saldırıyla yüz yüze geliyoruz. Bir süre sonra sağ eserler ve menşevikler, Leningrad'da karşı devrimci bir ayaklanma başlattı. Bu ayaklanmada pek çok devrimci Bahriyeli canını kaybetti. Sözü karşılığında serbest bıraktığımız Krasnov, beyaz kazakları örgütledi. Mamontov'la birleşerek Sovyetlere karşı 2 yıl çatıştı.
ve bir süre sonra bu beyaz generallerin arkasında batılı devletlerin ajanlarını gördük. Fransızlar, Amerikalılar, İngilizler ve Japonlar. Yumuşaklığımızın haksız olduğunu gördük. İşte bu düşmanları ancak şiddetle bastırabileceğimizi bize tecrübe gösterdi. Stalin bu röportajı 1931 yılında verdi. 10 yıl sonra Krasnov 3. Reich'in hizmetine girdi. Sovyetlere verdiği zarar büyüktü. İşte size sınıf savaşında merhametin pahalıya mal olacağının bir örneği daha. Sonraki tarihlerde de benzer şeyler gördük. Kapitalistler barışla, evrimle, reformla iktidarı vermez. Lenin'i şiddetle suçlayanlar bu şiddetin fanuslu olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki bu şiddet sömürücülerin şiddetine bir yanıttı aslında. Sanki yüzyıllar boyunca serflik sürmedi. Ağlar insanlara baskı yapmadı, sınıflar birbirini ezmedi. Silahsız işçilerin yürüyüşleri kurşunlanmadı. İç savaşta işgalcilerin ve beyazların vahşetleri saymakla bitmez. O kadar vahşiydiler ki halkın çoğunu kendilerine düşman ettiler. Lenin de işte bu konudan bahsediyordu. Kolçak'ın tüm Avrupa burjuvazisi tarafından destek aldığını biliyorsunuz. Sibirya demiryolunun Polonyalılar, Çekler, İtalyanlar ve Amerikalılar tarafından savunulduğunu biliyorsunuz. Devrimi durdurabilecek her şey Kolçak'a yardım için koştu. Başaramadılar. Çünkü komünizmden uzak Sibirya köylüleri Kolçak'tan öyle bir tokat yediler ki şunu söylesek hiç de yanlış olmaz. Kolçak Sovyet iktidarına sayısız dost kazandırdı. En ücra, sanayisiz ve kazanılması zor bölgelerde bile bize dost kazandırdı. Bolşeviklerin şiddetini kınarken, işgalcilerin ve beyazların şiddetini kötünün iyisi mi sayıyorsunuz? Eğer böyleyse, şiddete karşı olmadığınızı görüyoruz. Siz sadece sevdiğiniz bir sınıfa olan şiddete karşısınız. Şiddet var, şiddet var, değil mi? Parazitlerin ve sömürücülerin sömürülenler üzerindeki şiddeti var. Sömürülenlerin efendilere ve işgalcilere karşı şiddeti var. Burjuvazi, başarılı işçi devrimi sonrası dökülen kanlar için timsah gözyaşları döker her zaman. Oysa yüzyıllar süren baskılarını görmezden geliyorlar. Komünizmin kara kitabının yazarları, komünistlerin 100 milyon kişiyi öldürdüklerini iddia ediyor. Sözüm ona komünizm kurbanları arasında Nazi işbirlikçileri bile var. Zaten bu eser gerçekleri çarpıtmakla suçlanıyor. Ama neyse. Referans olarak 100 milyon sayısını ele alalım. Burjuvazinin 20. yüzyılda başlattığı iki dünya savaşında 90 milyon insan öldü. 1945 yılından sonra kaç defa ülkelere dış müdahalede bulunuldu? Kore, Vietnam ve Irak'ta ölenler milyonlardı. Kapitalistlerin neden olduğu açlıktan, krizlerden, işsizlikten, evsizlikten, hastalıktan ölenleri kimse saymıyor. Bu ikisi farklı mı? Sonuçta bazıları piyasaya ayak uyduramadı, değil mi? Burjuvazi ikiyüzlüce şiddete karşı konuşurken tüm tarihi boyunca insanlığı kana boğmuştu. Komünistlerse dürüstçe şiddetin sınıf çatışmasının bitmesiyle sona ereceğini söylüyor. Şiddet tüm üretim araçları kamusallaşınca ve sınıflar ortadan kalkınca yok olacak. Ay sizin fikirlerinizi kim ne etsin canım, komünizm kaybetti ve ona geri dönmemiz mümkün değil. Komünistler kaybettiniz. Ay. Sonuçta peki? Komünizm var ya komünizm, işe yaramıyor. O değil de bunu niye yaptılar anlamıyorum. Büyük Rusya'yı var ya yıktılar yıktılar kızıl şeytanlar. Şerh düşelim Anglo-Saksonların çıkarı için. Yine yalanlarınıza Lenin cevap versin. Tarihi daima ileri akan, pür ipak,
tertemiz bir süreç olarak algılamak, diyalektiğe, bilme ve akla ters düşer. Ne yazık ki eski rejim geçici süreliğine zafer elde edebilir. Eski düzen, teslim olmayan, imtiyazından vazgeçemeyen sınıfın çabalarıyla geri dönebiliyor. Ancak tarihin ilerlemesi, devrimcilerin pek çok yenilgisine rağmen devam ediyor. Kapitalizmin bu gezegende egemen bir ekonomik düzen haline gelmesi yüzyıllar sürdü. Kapitalist sınıf iktidar yolunda pek çok defa mağlup oldu. Ancak buna rağmen tüm dünya kapitalizme geçti. Çünkü kapitalizm daha ilericiydi ve feodalizm nihai olarak çürüdü. Kapitalizm de eninde sonunda tarih olacak. Sömürü, borsa, krizler, emperyalist savaş, patronların şatafatı, emeğin uğradığı haksızlık ve sermayenin mutlak gücü tarihe karışacak. Tıpkı Roma'nın gladyatör dövüşleri gibi, öşür vergisi ve meydan dövüşleri gibi. Toplumsal ilişkilerde hiçbir şey değişmiyor gibi görünse de insanlık ileriye doğru akıyor. Kapitalizmin çelişkileri derinleşiyor. Bu sürece Ekim devriminin Lenin'in ve Bolşeviklerin verdiği güç günümüzde etkisini hala devam ettiriyor. İşte Vladimir Lenin'den bir alıntı daha. Dünyadaki hiçbir kuvvet Sovyet Devleti'nin varlığını silemez. Bu dünya ölçeğinde tarihsel bir zaferdir. Devletler yüzlerce yıl burjuva yöntemlerle inşa ediliyordu. İlk defa burjuva devleti dışında bir model bulundu. Bu model kötü olabilir. Ama diyorlar ki icat edilen ilk buharlı motor da kötüydü. O makinenin çalışıp çalışmadığını da bilemiyoruz. Bu yanlış bir yaklaşım. Makinenin icat edildiğine odaklanmalıyız. İlk buhar makinesi güçlü olmasa bile şimdi buharlı trenlerimiz var. Devlet aygıtımız eksik olsa da nihayetinde artık var. Tarihsel icat yapılmıştır. Ekim devrimi tarihte bir ilk olarak mülkiyetçi sınıfların aksine emekçilerin çıkarlarına dayanan bir devlet örneği oldu. Bu örnek öylesine muazzamdı ki gelişkin ülkelerdeki kapitalistler kendi işçilerinin şartlarını iyileştirmek zorunda kaldılar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çözülüşünden sonra emekçilerin elindeki hakların nasıl tek tek geri alındığını görüyoruz. Batılı kapitalistlerin rekabet edeceği güç kalmadı. Alman nazizmi karşısındaki zafer de o devrimin meyvesidir. Sovyetler gösterdi ki toplumsal mülkiyetli ekonomi ve plan kapitalist Avrupa'nın ordularına karşı koyabildi. Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nı kazanması durumunda dünyanın nasıl bir cehenneme dönüşeceğini tahmin etmek bile insanı korkutuyor. Rusya da sosyalizme geçmeseydi çok daha güçlü devletlerce bölünüp parçalanmış olacaktı. Ekim devrimi onlarca ülkeye sömürge karşıtı savaşın ve sınıf mücadelesinin ışığını yaktı. O devletlere sömürgeci ve kapitalist baskıdan kurtuluşun reçetesini verdi. Bugün Çin hakkında ne deseler de, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kapitalist veya sosyalist olup olmadığı tartışılsa da, bu ülke bağımsızlığını komünistler sayesinde elde etti. Büyük Ekim devrimi sonsuza dek dünyadaki güç dengesini değiştirdi. Gezegenin pek çok ülkesinde Marksist-Leninist yazına ilgi artıyor. Günümüzde en popüler siyasi yazarlar Karl Marx ve Lenin'dir. Bir imkansız durum hayal edelim. Marx'ın, Engels'in, Lenin'in ve Stalin'in tüm kitapları yok olsun. İnsan hafızasından Sovyetler Birliği'ne dair tüm anılar silinsin. Ekim ve diğer devrimler unutulsun. Akıllarda sadece kapitalist gerçeklik kalsın. Bu imkansız olsa da hayal kurmanın bir zararı yok. Bu durumda da insanlık kapitalizmin somut çelişkileriyle karşı karşıya kalacaktı. Düşünürler yine Marx'ın ve Engels'in ve sonrasında Lenin'in ulaştığı sonuçlara varacaktı. Tarih birkaç on yıl için gecikse de sonuç aynı olurdu. Kapitalizm en yüksek aşaması olan emperyalizm öncesinde olduğu gibi daha vahşi krizler yaratıp büyük yıkıcı savaşlar çıkarma potansiyeli taşıyor. Bu kriz insanlığa sayısız acı ve can kaybı getirecek. Biyolojik türümüzün bir geleceği olacaksa, bu kapitalizmden yeni üretim tarzına geçiş de gelecek.
bu alanda Lenin'in deneyimi paha biçilmezdir. Bu deneyim, dönemin siyasi, ekonomik ve toplumsal durumuna bilimsel açıklamalar getirdi. Bu deneyim, başarılı bir Komünist Parti'nin liderinin deneyimidir. Onun sayesinde parti her adımında devrimci kimliğini korumayı başardı. Bu deneyim, Galip Devrim'in deneyimidir. İç savaşta iktidarı koruma deneyimi. Sonrasında süper güç olacak ilk proleter devleti kurma deneyimi. Bu muazzam günleri tarihin dehlizlerinde saklamak mümkün değil. 1917 sonrasında dünya asla eskisi gibi olmayacaktır. İnsanlık bin yıllık tarihinde ilk kez başka bir yaşamı denedi. Bu yaşamda piyasa anarşisi yoktu. Yarın korkusu yoktu. İnsanın insanı sömürmesi yoktu. Bu adımın insanlık medeniyetindeki yeri Lenin'in adıyla yazılıdır. Lenin, Ekim'in 4. yıl dönümünde "Biz bu işe başladık" dedi. Hangi ülkenin, hangi milliyete mensup, hangi çağın proleterlerinin bu süreci bitireceğini sormak boştur. Mesele, buzun kırıldığı ve yolun açıldığı ve yolun gösterildiğidir. Ay kafam gitti kafam. Düşündüren şeyleri düşünmek çok zor bir şey yani. Benden bu kadar. Totaliter ideoloji bekçileriyle konuşmaktan bıktım usandım yahu. Anglo-Sakson ajanları sizi. Hadi lan Bolşevik pislikler. Tuu. Aa, nereye gittiniz yahu? Yalnız kanlı iç şeyinden nefret ederim. Thank you.